Evet, ilk konuğumuz Selahattin Kayalar. Hocam kaç yıldır buradasınız? Buraya nasıl geldiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben doktorayı Johns Hopkins Üniversitesi'nde bitirdikten sonra Purdue Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde ders vermeye başladım. Oradaki profesörlüğüm 4 yıl sürdü. Bu 4 yıl süresince işte burada çalışan bir akrabanın yani aracılığıyla burada bir iş olanın Evet. olduğunu duydurdular bana ve ona müracaat ettik. Ve bu 1990 yılında oluyor. Yani 27 yıldır ben buradayım yani. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda çalışıyorum. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Benim konum derin uzay araçlarının haberleşme cihazlarını yapma uzmanıyım. Evet. Ve ilk başladığım zaman aslında bu Cassini Evet. uzay aracının haberleşme yani komuta kutusunu yapmak üzere işe alındım. Evet. Ve sanıyorum 7 yıl onun üzerinde çalıştık. O bittikten sonra yani onu uzaya attıktan sonra ki 5 yıl sonra da gelecek uzay araçlarında kullanılacak haberleşme cihazları üzerinde çalıştık. Ve ondan sonra ben aslında o gruptan ayrıldım ve şu anda ben telekomünikasyon araştırma bölümünde Spektrum Mühendisliği grubunda çalışıyorum. Evet. Yapmak istediğimiz şey aslında bu uzay araçlarında kullanılan haberleşme cihazlarının frekanslarını tespit etmek. Evet. Çünkü uzaya atılan uzay araçları birbiriyle çatışmasın diye her bir uzay aracının başka bir kanaldan konuşması gerekiyor. Ve o kanalların ayarlanması ve çalışmalarını Evet. biz yapıyoruz. Yani. Farklı ülkelerden farklı Evet. uzay araçları atılıyor. Bunu siz böyle bir hani Evet. uzayın rütü gibisiniz Evet, aslında. evet. Yani frekansları bu buradan Burada konuşsun, burada konuşuyor. konuşsun diyorsunuz. Jet Propulsion Laboratory dünyada çok bilinen bir merkez ve frekans belirleme ve araştırma grubunda dünyaca bir anlaşmaya göre bütün derin uzaya giden araçların frekansları JPL tarafından Evet. yapılmak üzere bir kanun var. O kanuna göre Evet. her bir ülke, Çin, Japonya, Rusya, Avrupa ülkeleri, Hindistan, eğer Mars'a gitmek istiyorlarsa ya da başka bir gezegene gitmek istiyorlarsa önce frekanslarını tespit etmemiz gerekiyor. Onun için bize başvuruyorlar. Ve JPL'e başvurduklarında bizim gruba çalışması yapılması gerekiyor. Ve ben bu çalışmayı yapanlardan biriyim. Evet. Ve de bu çalışmanın sonucunda bu misyonlara biz frekans veriyoruz. Yani hangi kanaldan konuşma Frekans. yapabileceklerini Evet. tespit ediyoruz.